Bir önceki videoda DNA'nın genetik kalıtımı sağlayan molekül olduğuna dair çok güçlü kanıtlarımız olduğundan bahsetmiştik. Avery, McCarthy ve MacLeod, Griffith'in deneyindeki dönüşümü gerçekleştirenin proteinler mi yoksa DNA mı olduğunu anlayabilmek için çalışmışlardı. Eğer şu söylediklerim size bir anlam ifade etmiyorsa lütfen bir önceki videoyu bir kez daha seyredin ama 1944'teki Avery McCarthy ve MacLeod'un yaptığı çalışma bile kesin kanıt olarak değerlendirilmemişti. Tamam, önemli bir kanıttı belki ama tam anlamıyla kesin bir kanıt değildi. Griffith'in deneyini hatırlayacak olursak, ısı ile öldürülmüş bir bakteri türünü alıp fareye enjekte ettiğimizde fare ölmüyordu. Ama ısı ile öldürülmüş bakteri başka bir canlı bakteri türü ile karıştırıldığında, Diğer bakteri türü bir şekilde ısı ile öldürülmüş olan bakteri türüne dönüşüyordu. Yani öldürücü bakteri türüne dönüşüyordu. Yani tekrar edeyim pardon. başka bir canlı bakteri türü ile bu ısı ile öldürülmüş bakteri karıştırıldığında diğer bakteri türü bir şekilde ısı ile öldürülmüş olan öldürücü bakteri türüne dönüşüyordu. Avery, McCarthy ve McLeod öldürücü bakteri türünü yapı taşlarına ayırıp diğer bakteri türünün dönüşmesine yol açan yapı taşını izole etmeyi başarmışlardı. Bu yapı taşını uyguladıkları türlü testler sonucu da izole edilen yapı taşının DNA olduğuna dair çok kuvvetli kanıtlar buldular. Ama az önce de dediğim gibi bu kanıtlar kesin kanıtlar değildi. Çünkü belki de yapı taşlarını yeteri kadar saflaştıramadıkları için geriye birazcık protein kalmıştı. Yani izole ettikleri parçanın büyük bölümü belki DNA'ydı, DNA olmasına ama hala dönüşüme geriye kalan azıcık proteinin sebep olma ihtimali de yok değil arkadaşlar. Bu da vardı. Bundan dolayı bilim dünyası bu sonuçları olduğu gibi kabul etmek yerine ne yaptı? Testlere devam etmeyi tercih etti. Kesin kanıt 1952'ye kadar da bulunamadı. 1952'de Alfred Hershey ve Martha Chase T2 bakteriyofajyalarıyla bir deney yapmaya karar verdiler. Şimdi bunu not etmek istiyorum. T2 bakteriyofaj. Bu fajyada virüs bakterileri enfekte ediyordu. Bakteriyofaj. Eğer bilmiyorsanız hemen hatırlatayım. Faj kelimesini gördüğünüzde virüslerden bahsettiğimizi hemen anlamalısınız. T2 bakteriyofajının protein ve DNA'dan oluştuğunu biliyorlardı. Bu arada biz bugün T2 bakteriyofajının bir kabuk ve bu kabuğun içindeki DNA'dan oluştuğunu biliyoruz. Ama o zamanlar onlar bunu bilmiyorlardı. Ve virüslerin genel olarak protein ve DNA'dan oluştuğunu düşünüyorlardı genel olarak. Bir de bunu da yazalım. Protein artı DNA ediyor eşittir ne zaman virüs o zaman olarak e, biliniyor yani protein artı DNA ayrıca bu virüsün bakterilere bulaştığında onlara bir şey enjekte ettiğini de biliyorlardı evet virüs bakteriye bir şey enjekte ediyor ve o şey de bakterinin genetik yapısına müdahale ederek onun T2 bakteriofajı üretmesine sebep oluyordu o halde Hershey ve Chase'in enjekte edilen bu şeyin ne olduğunu bulmaları gerekiyordu. Bu şeyin protein mi yoksa virüs mü olduğunu bulurlarsa, çok özür dilerim. Protein mi virüs mü değil. Protein mi yoksa DNA mı demek istemiştim. Evet, bu şeyin ne olduğunu bulabilirlerse, moleküler temeli oluşturan şeyin protein mi yoksa DNA mı olduğu sorusuna kesin bir cevap bulabileceklerdi. Bu arada Hershey ve Chase'in Avery, McCarthy ve McLeod'un deneylerine şüphecilikle yaklaştıklarını ve içten içe bulacakları şeyin protein olacağına inandıklarını da eklemeliyim. O zamanlar bilim insanları proteinlerin değişik şekillerine ve kullandıkları amino asitlere bakarak genetik kodlamanın proteinler tarafından yapıldığını düşünüyorlardı. DNA, DNA son derece sıkıcıydı ve kimse değerini bilmiyordu o gün tam bu zamandaki filmlerdeki gibi aman aman DNA testleri de DNA o kadar DNA'yı e, önemli değerli bulmuyorlardı demek ki. Tüm bunlardan yola çıkarak Hershey ve Chase T2 bakteriyofajının enjekte ettiği o şeyin peşine düştüler. Neydi bu şey? Bu şey protein miydi? Bu şey DNA mıydı? Evet cevap aradıkları soru buydu. Neydi bu şey? Şey şey şey. Neydi bu şey? Deney için iki bakteri grubu kullandılar. Birinci gruptaki bakterileri radyoaktif fosfor, yani fosfor 32 ile işaretlediler. İkinci gruptaki bakteriler de farklı bir radyoaktif izotop olan kükürt 35 ile işaretlendiler. Sizce bunu neden yapmış olabilirler? Durduk yere yapmazlar herhalde değil mi? Fosfor DNA'da bulunduğu için birinci gruba verilen radyo radyoaktif fosfor kendini bu grubun DNAsına bağlayacaktı. İkinci gruptaki kükürt de proteinde bulunduğu için, bakın altını çiziyorum DNA'sında değil, bu grup proteinine bağlanacaktı. Eğer bu radyoaktif grupların nasıl geliştiğini merak ediyorsanız, önce virüsü içinde radyoaktif sülfür ya da kükürt bulunan bir ortamda bırakıp hücrelere saldırmasına izin verirsiniz. Saldırır saldırır. Hücreler çoğaldıklarında ise ortamda bulunan radyoaktif materyal ortaya çıkacak virüslerin ya protein kısımlarına ya da DNA'larına bağlanır. Tekrar etmek gerekirse içinde radyoaktif fosfor olan bir ortamda geliştirdikleri T2 bakteriyofajların DNA'larının radyoaktif fosforla içinde radyoaktif kükürt olan bir ortamda geliştirdikleri T2 bakteriyofajların da proteinlerinin radyoaktif kükürtle işaretleneceğini biliyorlardı. Sonra bu iki grup bakteriyofajın başka bakteriyofajlara bulaşmasına izin verdiler bu bakteriyofajlara bir şey enjekte edileceğini biliyorlardı. Bunun ne olduğunu bulmak için de iki senaryo üzerinde durdular. Öncelikle dışarıda kalan şeylerin bakteri hücrelerinin yüzeyinden temizlenmesi için karıştırdılar. Sonra da bunu bir santrifüje koydular. Santrifüj dönen büyük bir makine. Bir deney tüpünü ağzını sıkıca tıkadıktan sonra yatay bir şekilde tutup çok ama çok hızlı bir şekilde döndürdüğünüzü düşünün döndürme sonucu ortaya çıkacak olan G kuvveti ya da G kuvveti diye de Türkçe söyleyebiliriz ama G kuvveti diyorlar genelde. Ağır malzemenin test tüpünün altında çökelmesine, yani burada sağ tarafında birikmesine, hafif malzemenin de yüzeye çıkmasına, yani yatay vaziyetteyken de tüpün sol tarafında birikmesine sebep olur. Yani ağır olan çöküyor, hafif olan yukarı çıkıyor. Sonuç olarak bakteri hücrelerinin daha ağır olduğunu ve tüpün alt kısmında e, toplanıp çökelti adı verilen bir hale geldiğini, geriye kalan sıvı faş parçalarının da tüpün üst kısmında biriktiğini, e, yüzdüğünü gördüler. E, i̇çinde bakteri hücrelerinin ya da bakteri hücrelerinden geri kalanların olduğunu bildikleri çökeltiyi yakından incelediklerinde ise eğer çökeltide fosfor bulurlarsa bakterilere enjekte edilen şeyin işaretledikleri DNA yani radyoaktif DNA olduğundan eğer sülfür bulurlarsa da enjekte edilen şeyin protein olduğundan emin olacaklardı. Sonuçta ne oldu arkadaşlar? Çökeltide buldukları radyoaktif fosfor bakterileri etkileyen şeyin virüslerin DNA'sı olduğunu kanıtlamış oldu. Evet bu şey DNA olmalıydı protein değil yani Avery, McCarthy ve McLeod haklıydı. Siz onları hor gördünüz arkadaşlar, haklıydı bu çocuklar. Bakterilerin genetik mekanizmasını ele geçirip onları dönüştüren ve daha çok virüs üremesine sebep olan şey DNA'ydı. Ve bu çok ama çok önemliydi. En başından bir kere daha tekrarlayacak olursak, başlangıçta Mendel vardı. Kalıtımsal faktörlerden ve bunların belirli şekillerde ayrıldıklarından bahsetmişti. Sonra e, Boveri ve Sutton... Kromozomların mayoz bölünme sırasındaki davranışlarının kalıtımla özdeşleşebileceğini söylediler. Morgan bu konuda biraz kanıt buldu. Sonra Griffith fareler ve bakterilerle yaptığı deneylerle dönüştürücü bir ilkenin var olduğunu e, sonuca bağlamış oldu. Avery McCarthy ve MacLeod dönüştürücü yapı taşının yeteri kadar saflaştırıldığında DNA olduğunu düşündüklerini söylediler. Ve son olarak Hershey ve Chase de bunu daha kuvvetli kanıtlarla teyit etmiş oldular arkadaşlar.